Kenan Bey, Sıla Roma'dan ne zaman dönecek? İşler birbirine girdi. Kurulda karar almakta zorlanıyoruz. Edip Bey, kız annesini babasını kaybetti. Toparlanması zaman alacak tabii. Lütfen biraz anlayışlı olalım. Hem siz hiç merak etmeyin. Şirket avukatları olarak bize düşen görevi sonuna kadar yapıyoruz. Bu yalnızca geçici bir çözüm Emre Bey. Tekstil grubumuzun ihracatı kesintiye uğramak üzere. Milyon dolarlık işler askıda bekliyor. Sıla Hanım gelip işleri devralmazsa daha da büyük problemler yaşayabiliriz. Hem bu kız liseyi daha yeni bitirdi. Koskoca imparatorluğu nasıl yönetecek? Rahmetli Erkan Bey hepimize büyük bir sorumluluk bıraktı. Otomotivden tekstile, tekstilden hava yolu taşımacılığına kadar bütün bu şirketleri yönetmek. Ve tabii Sıla'ya yardımcı olmak. Peki ne zaman gelir Sıla Hanım? En kısa zamanda gelecek. Bunu ben bizzat sağlayacağım. Emre, sana çok ihtiyacım var. Ne olur buraya gel. Tamam Sıla, sakin ol. Ne oldu? Sana kötü bir şey mi yaptılar? Hayır, kimse kötü bir şey yapmadı. Sıla, hani arayacaktın? Hani plan yapacaktık? Zaman geçiyor Sıla. Ve sen orada neler yaşıyorsun bilmiyorum. Şimdi de ağlıyorsun. Aklımı kaçıracak gibiyim. Lütfen Sıla, bana doğruyu söyle. Orada neler oluyor? Bir şey olduğu yok Emre. Sadece seni özledim. Seninle konuşmaya. Seni görmeye çok ihtiyacım var. Benim de canım. Gelebilecek misin buraya? Sen istersin de gelmez miyim Sıla? Yarın ilk uçakla Mardin'deyim. Hiç merak etme. Sağ ol Emre. Davayı söyle. Sıla, bak babam buradan hatırlatıyor. Esas senin İstanbul'a gelmen lazım. Burhan mirası alabilmek için dava açtı. Ne? Dava mı açtılar? Bugün de buraya geldiler. Ne? Demek Burhanlar Mardin'de. Ne diye gelmişler peki? Bir şey dediler mi? Bir şey dedikleri yok. Tabii bana davadan bahseden olmadı. Tek söyledikleri, ama aslında biz bir aileyiz. Sıla affet bizi falan filan. Hiç şaşırmadım. Amaçları senden bir şeyler kopartmak. Dava yıllarca sürecektir. Burhan'ın bu kadar bekleyecek vakti yok tabii. Tamam canım, sakin ol. Yarın geldiğinde konuşuruz. Hem buradaki işleri de organize etmek için bir yol buluruz. Sağ ol Emre. Çok teşekkür ederim. Senden başka kimsem yok. Sıla, seni çok seviyorum. Her şey düzelecek. Merak etme. Yüzün güldüğüne göre işler yolunda galiba. Sıla hala beni seviyor baba. Bundan eminim. Ankara'daki tanıdıklarını arayacaktın. Konuşuruz oğlum. Birilerini aramak sorun değil. Halledilmeyecek iş değil bu. Ama Sıla evli. Bu evlilik formalite icabı. Kız çok zor durumda, anlamıyor musun baba? Bu sorun değil diyorsan hemen yarın ararım bakanı, gidip alırız Sıla'yı. Umarım. Ama orada çok farklı bir hayat yaşanıyor. Adama herkes canını resmen ona teslim etmiş. Ağalık mı kalmış oğlum? Sen hiç aklını yorma. Ben burada bakandan söz ediyorum. Nasıl bir adam bu ağa? Nemrut'un biri. Sıla'nın kafası karışık demiştin. Nemrut biri için niye kafası karışsın? Az konuşan bir adam. Fiziği nasıl? Uzun boylu. Başka? Köylülüğünü aldırmazsan yakışıklı diyebiliriz. Uzun boylu, yakışıklı, fazla konuşmayan biri. Böyle birini hafife almasa niye edersin oğlum? Aklını alıyor mu baba? Adam Allah'ın dağlısı. Sıla bu adamdan neden etkilensin? Kadınların neden etkilendiğini anlamak için bir ömür harcadım ben oğlum. Kadınlar gücü ve iktidarı sever diye de bitir. Klasik olsun. O dediğin zayıf kadınlar için geçerli. Ama ben güçlü kadınların sırrını hala bulamadım. Baba, benim gidip o adamı yok etmemi istemiyorsan ara artık bakalım lütfen. Evliliğiniz bizim için çok ani oldu, biliyorsunuz.
Her şey bittikten sonra haberimiz oldu. Malum düğüne de gelemedik. Artık af buyurursunuz. Bu da Sıla için. Umarım beğenirsiniz. Vallahi Esma bunları seçebilmek için günlerce uğraştı. Ne gerek vardı? Zahmet etmişsiniz. Estağfurullah. Boran Bey, ben size bir şey soracağım. Madem İstanbul'da da şirketleriniz var, İstanbul'a gelmeyi düşünmüyor musunuz? Düşünmüyorum. Haklısınız. Aslında insanın memleketi gibisi yoktur, değil mi? He ya. Tabii siz gelmeyince Sıla da gelemez. Evet. Benim de şu anda bütün şirketin işlerinin ağırlığı sırtımda. Sıla'ya çok büyük bir miras kaldı. Fakat onun holdingi yönetebilmesi imkansız. Ne bilgisi ne de tecrübesi var. Miras Sıla'ya mı kaldı? Evet. Amcam bütün mal varlığını Sıla'ya bıraktı. Ya. Hoş geldin Sıla'cığım. Canım, biz de şimdi eşinle İstanbul'daki şirketler hakkında konuşuyorduk. Şirketler başı boş kaldı. Yavrucuğum, sen de ilgilenemiyorsun. Tek yakınlı olarak bana vekalet vermeni isteyecektim. Neden vekalet vereceğim? Şirketleri yönetebilmem için. Şimdi şirketleri yönetirsin. Zamanla da paraları konarsın, değil mi Burhan abi? Ne münasebet canım. Öyle öyle. Senin buraya gelme sebebin belli oldu. Vekalet alıp babamın paralarına konmak. Senin üvey baban benim öz amcamdı Sıla. O parada benim de hakkım var. Hani samimiydin? Hani buraya kendini affettirmeye gelmiştin? Ben senin umrunda bile değilim, değil mi? Miras bana kaldığı için arayıp soruyorsun beni. Sen gerçek yüzünü annemlerin öldüğü gün gösterdin zaten. Sıla'cığım, bir vekalet olayını neden bu kadar büyütüyorsun yavrum? Düşünürsen sen de bana hak vereceksin. Sen buradan şirketleri idare edemezsin ki. Burhan Bey, bu geceyi artık bitirsek iyi olacak. Aa, ne yani? Kovuyor musunuz? Evet. Aynen sizin beni kovduğunuz gibi. Size daha önce de söylemiştim. Derhal buradan gidin. Burhan, kalk lütfen. Bu kadar laftan sonra kalacak değiliz zaten. Lütfen, bir daha da gelmeyin. O gün de demiştiniz, benim sizin gibi akrabalarım yok. Öyle mi? Var mı yok mu? Bunu sizinle mahkemede hesaplaşacağız küçük hanım. O parayı sana da, bu köylülere de yedireceğim hesap. Pışt! Burhan Bey, bizim Sıla'nın parasıyla işimiz yok. Beni daha fazla sinirlendirmeden derhal buradan gidin. Azat ver hediyelerini. Gidiyor musunuz efendim? Evet. Biraz beklerseniz hemen arabayı getirteyim. Haydar, koş. Şu düştüğümüz duruma bak Esma. Ben şimdi bu kızı parçalamayayım da ne yapayım ha? Peki şimdi ne olacak? Bilmiyorum Esma. Şimdi bana hiçbir şey sorma, bilmiyorum. İstanbul'a gidince düşüneceğiz. Şu davayı mutlaka kazanmamız gerek. Mutlaka.